Arkadaşlar hocalara geldiniz, hoş geldiniz. Konu tekrar amaçlı soru çözüm videoları. Hangi konudayız? Paralel kenar. Şimdi bugün paralel kenarla alakalı sorular çözeceğiz. Hem de çok güzel sorular çözeceğiz. Hatta 3 videomuz olacak büyük ihtimalle. Bir paralel kenar. Açıortayları okudum. Paralelliği okudum. EF AB'ye paralel, AB zaten CD'ye paraleldi. 8'e 15 verilmiş. Şu cümleyi yamukta da paylaştım sizinle. Eğer burası açıortaysa burası 90 derecedir. Nereden geldiğini bir kez daha söylüyorum. Arkadaşlar, alfa alfa ise, beta beta ise 2 alfa artı 2 beta 180'den alfa artı beta 90. Ve bunu lütfen devam ettirin. Bunu devam ettirdiğiniz müddetçe ne yapacaktır? Burayı iki eş parçaya bölmekle kalmayıp muhteşem üç olacaktır. Burası 15 ise buraya kaç kaldı? 7. Çünkü burası 15 ise burası da 15 olacak. Burası 7 ise burası 7, burası 7. Demek ki x kaç olacaktır? 14 olacaktır arkadaşlar. Evet. Bir paralel kenar. Dikliğim var. 105, 15, 3 kök 3, 5. Burası 105 ise burası da 105'tir. Çünkü paralel kenarda karşılıklı açılar birbirine eşit. Ardışık açılar kendini 180 tanımlar. 105, 15 tane yaptı? 120. O zaman buraya kaç kaldı? 60. Buraya kaç kaldı? 60. 90, 60. Burası kaç oldu arkadaşlar? 30. 30, 60, 90 üçgenimi gördünüz. Eğer 63 kökücü görmüşse 33'ü görecektir. Hipotenüs ne olacaktır? 6. Eğer paralel kenarın BC kenarı 11 ise AD kenarı da 11 olacaktır arkadaşlar. Geçtim bir sonraki soruya. Bununla alakalı size kural verebilirim. Bir kural veriyorum. İlk önce kuralı da yapıyorum. Sonra kural olmazsa ne yapacağımı da paylaşacağım sizinle. Bakın arkadaşlar. Bu bir paralel kenar. Ve şöyle çizdim. Eğer burası x, burası y, burası z ise siz zaten bunu biliyorsunuz. Sizin zaten formül defterinizde bu var. X kare eşittir. Bunun karesi eşittir. Bu çarpı tamamı. Y çarpı y artı z'dir. Hadi gelin bu formülü şimdi burada kullanalım. Bakın bunun karesi eşittir. 3 kök 3'ün karesi eşittir. 3 çarpı, dikkat edin, bu çarpı tamamı. Yani 3 artı x. 3 kök 3'ün karesi 27 yaptı. 27, 3 tane 3 artı x ise bu 3 artı x'in 9 olması lazım. 3 artı x'in 9 olması için de x'in 6 olması şartı var. Hocam biz bu soruyu, bu formülü hatırlamazsak nasıl yapacağız? Bakın arkadaşlar. Şuradaki kelebeği gördünüz mü? Oranı kaça kaç? 3'e 3 kök 3. O zaman burası a ise burası a kök 3. Rakamlar biraz kötü. Burası a kök 3 ise şurası da a kök 3 olacağı için şurası a kök 3 eksi a. Buradaki taresi gördünüz mü? X'in x artı 3 artı 3 kök 3'e a kök 3 eksi a'nın a kök 3'e. Buradan da ne yapacaksınız? Eğer sayılar biraz daha güzel çıksaydı çok daha rahat bulacaktınız. Cevabın 6 olduğunu ne yapmış olduk? Görmüş olduk. Güzel bir soru. Şimdi ben olsam şöyle yaparım. Bu soruyu gördüğünüz anda hemen alın bu soruyu. Çizin, çözmeye çalışın. Sonra videoyu başlatın. Çözümü bir de buradan dinleyin. Ya da çözemezsiniz, sistemi görmeye çalışın. Şimdi ben şöyle bir şey yapıyorum. Burası açıortay, burası açıortay. Bir kere buraya 90'a yapışırdım. Bu dakika bir gol bir. Peki. Ben daha evvelden bu tarz bir soru tipi çözdüğüm için soruya nasıl yaklaşacağım hakkında fikrim var. Şöyle bir paralel çizdim. Bu çizmiş olduğum paralel benim için aynı zamanda muhteşem üçlü. Ama bazı arkadaşlar nereden, nasıl yani, niye muhteşem üçlü diye dediklerini duyuyorum. Hemen onu göstermek istiyorum. Şimdi ben bu çizmiş olduğum çizgi, hatta biz buna KL diyelim. KL çizgisi BC'ye ve AD'ye paralel olarak çiziyorum. Burası tek çizgi ise, bakın burası tek çizgidir. Z harfinden dolayı. O zaman burası, yani burası buraya eşit oldu. Tabiatıyla burası 90 ise bu da onlara eşit olmuş oldu. Muhteşem üçlü. O zaman burası 7,5. Burası 7,5. Burası 7,5'tür. Şimdi arkadaşlar, buranın tamamı eğer 14 ise burası da 14 olmayacak mı? O zaman buraya ne kadar kaldı? 6,5. Çünkü 6,5'da 7,5 toplarsak ne yapacaktır? 14 yapacaktır. Peki, dikkatli bakın şimdi. Bu 6,5'u şu üçgenin şuraya almak istiyorum. Bu 6,5'u 13 bölü 2 olarak okuyayım mı? Bu 6'yı 12 bölü 2 olarak okuyayım mı? Evet, gördünüz. Bu bir 5, 12, 13 üçgeni. O zaman burası da 5 bölü 2. 5, 12, 13 üçgenin yarısını almış. O zaman burası 2,5'tür.
Arkadaşlar buranın tamamı 7.5 ise şurası 7.5 olacağı için x'in kaç olması gerekiyor? 5 olması gerekiyor. Peki. Şimdi bu bir paralel kenar açıortayı vermiş. Acaba AHBE de dikse ve 10 ise 13 ise x ne kadardır diyor. Peki. Bakın bir şey söyleyeceğim. Bir açıortay varsa, açıortay dikle bitmişse orada ikizkenar üçgen vardır. Bunu sakın unutmayın. Açıortay varsa, açıortay dikle bitmişse orada ikizkenar üçgen vardır. Nerede hocam ikizkenar üçgen? Bakın burada. Çizdim. Buraya K diyorum. Bence bence değil kesin. ABK ikizkenar üçgendir. Neden? Arkadaşlar açıortay ve dik. Açıortay ve dik varsa YAKI. Açıortay ve açıortay ve yükseklik varsa, açıortay ve yükseklik varsa bu kesinlikle ikizkenar üçgendir. İki tanesi olması lazım. Kenarortay, açıortay, yükseklik, ikizkenar. Hepsi ne yapar? Size ikizkenarı verir. Yükseklik varsa, açıortay varsa ikizkenardır. Açıortay varsa, kenarortay varsa ikizkenardır. Yükseklik varsa, kenarortay varsa ikizkenardır. Tamam, peki. 90 nokta tek çizgi. 90 nokta tek çizgi. Burası tek çizgi ise burası da tek çizgi yöndeşten dolayı. Peki. Burası 13 ise şurası da 13'tür. İkizkenar üçgenin olduğunu söylemiştim az önce. Burası 13, burası 13. Bakın tek çizgiye tek çizgi, o zaman burası 3 ise burası da ne olacaktır? 3 olacaktır arkadaşlar. Geçtim bir sonraki soruya. Peki alanlarla alakalı bir soru. 4, 12 paralel kenarı ne kadardır? Sanırım buradaki her arkadaş, şu anda yayını izleyen her arkadaş şunu biliyor. Arkadaşlar şu alan A ise, şu alan B ise şu alan A artı B'dir. Bu alan paralel kenarın alanının yarısı kadardır. Bunu zaten biliyoruz. %100 bu cepte. Ayrıca geçen hafta yamuğu anlattık. Yamukta şunu vermiştik. Şu alan şu alana eşittir. Bakın bunlar hep birbirini bağlıyor. Peki. D, E, B, A'nın bir yamuk olduğunu gördünüz mü? Evet gördünüz. Burası A ise burası A'dır. Peki. Arkadaşlar şu alan paralel kenarın alanının yarısı değil midir? Paralel kenarın alanının yarısı kaç olmuş abi? 10 artı 6A. Bu tarafta 10 artı 6A olacak. O zaman burası 16 olacaktır arkadaşlar. Bitti mi? Bitiyor, az kaldı. Şimdi yamukta şunu söyleyebilir miyim? Bununla bunun çarpımı, bununla bunun çarpımı eşittir. Yamukta söylemiştik. Şurası B, şurası C ise A kare eşittir B çarpı C. O zaman A kare eşittir 4 çarpı 16. A kare 64'ten A eşittir 8. Şu alan 8 birim kare, şu alan 8 birim kare. 8, 16 daha 24 ise yarısının 24 olması tamamının 48 olduğunu ne yaptı gösterdi arkadaşlar. Geldik son soruya. Peki. EF benim için X'i ifade ederse AD benim için 3X'i ifade eder. Peki. 9 verilmiş. Şu iki taralı bölgenin alanı ne kadardır diyor. Arkadaşlar şunu söyleyebilirim. Mesela şunu çeksem, şunu çeksem. Derim ki 9'luk peki şunu söyleyeyim ki önce. Buradaki D, A, G, G, E, F'de bir benzerlik olduğunu sanırım görüyorsunuz. Benzerlik oranında 1'e 3 olduğunu da görebiliyorsunuz. O zaman şurası R ise 1'in 3'ü olduğu için şurası da 2R'dir. Sanırım buna tepkiniz yok. 1'in 3'e benzerlik oranı varsa 1'e 3 olması için 1'e 2 olacak. R'ye 9 düşmüşse 2R'ye ne kadar düşer? 18 düşer. Bu 1. Buradaki oranı R'ye 2R ise bu taraftaki oranda temel benzerlik teoreminden Z'ye 2Z değil midir? Z'ye 27'lik alan düşünmüşse, bakın Z'ye 27'lik alan düşünmüşse 2Z'ye 54'lük alan düşer. Peki soru bitti şu anda. Soru şu anda bitti. Bakın şu 54 paralel kenarın yarısı değil midir? Yani şurası A, şurası B ise eğer bu 54 ise A artı 18 artı B de 54 değil midir? Bu alan şunların toplamı kadar değil midir? Demek ki A artı B artı 18 benim için 54'ü ifade ederse benden istenen A artı B 36 olacaktır arkadaşlar. Paralel kenarlar devam edeceğiz.